Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesini sular altında bırakacak olan Ilısu Barajı, etki ettiği bölgenin coğrafi yapısını da tamamen değiştiriyor. Temmuz ayında su tutulmaya başlanan baraj, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'e bağlı 200'e yakın köy ve mezranın haritadan silinmesine neden olacak. Baraj sularının altında kalan ilk yerleşim yeri Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı 200 haneli Çelik Köyü oldu. Köyün tarihi 600 yıl öncesine dayanıyor. Çukurdaki evler tamamen, yamaçtaki evlerin de bir kısmı sular altında. Evleri ve toprakları sular altında kalan köylüler başka yerlere göç etti. Köyün son sakini 65 yaşındaki Mehmet Selim Acar. 13 yıl önce bir kamu kurumundan emekli olduktan sonra köyüne dönüp hayvancılık yapmaya başlamış. Köyü su altında kaldığındaysa hem topraklarını terk etmek istemediğinden hem de hayvanlarını götürecek bir yeri olmadığı için başka bir çare düşünmüş. Daha yüksekte olan ve baraj nedeniyle başka yere taşınan Çelik Jandarma Karakol Komutanlığı'nın boşaltılan binasına yerleşmiş. Emekli olduktan sonra hiç durmadan köye geldim. Köye gelirken de fidan ektim, ev yaptırdım. Benim evim bahçesi dört dönüm bahçenin içindeydi. Benim evim vardı, suyum vardı, her yerim elektriğim vardı, her şeyim vardı. Ondan sonra 14 Temmuz'da suyu kestiler. Suyu keserken geldiler benim trafomu kaldırdılar. Elektriği. Elektriği kaldıktan sonra ben mecburi olarak karakola yetiştirdim. Buraya da gelirken burada da ne su vardı ne elektrik vardı. Ben mecburi benim hayvanlarım vardı. Ben hayvanlarım için mecbur bekleyecektim. Baktım 1-3 ay burada bekledim. Aşağıdaki yol kapanacak sudan. Yani karakolu bu sene belki yetişmeyecek. Fakat yol kapanacak. Celani bana vermediler. Benim evim her şeyim su altında kaldı. O hayvanları satmaya kadar ben mecbur burada kalacağım. Bölgedeki Sarp dağlık arazide uzun yıllar güvenliği sağlayan Çelik Karakolu artık onun evi olmuş. Köyünden getirdiği döşek, battaniye ve birkaç parça eşyayla terk edilmiş karakol binasında ilkel şartlarda yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Taşınan karakolda hiç eşya yok, elektrik ve su da. İçme suyunu barajın henüz ulaşmadığı bir kaynaktan alıyor. Bunun için uzunca bir yol yürümesi gerekiyor. Acar, çocukluğunu geçirdiği köyü ve topraklarını son ana kadar terk etmemekte kararlı. Her gün belirli saatlerde sığındığı karakolun bahçesinden sular altında kalan evini izliyor, anılarını tazeliyor. Benim evim buradaydı gözüm. Ta ilerideydi. Ilısu Barajı'nın suları her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Sular yeterince yükseldiğinde Acar'ın son sığınağı olan Çelik Karakolu'na da ulaşacak. O zaman ona bir kez daha yol görünecek. Bir kez daha umutlarını, hayallerini, hatıralarını suyun altında bırakıp göç yollarına düşecek. Hayatını tümden değiştiren baraj, kendi deyimiyle onu muhacir yapacak. Geleceğe dair bir umudu veya planı da yok Acar'ın. Baraj hiç bize bir faydası yok. Bizi muhacir etti, her şey yaptı. Biraz para aldı beni, bu cebimize koydu, onu da, o da gitti. Boş boşuna şimdi elimizde de bir şey de yoktur. Yani biz istemiyorduk. Barajı istemiyoruz ama bizim elimizde değil ki, devlet yaptı. Kaldırdık biz mezarımızı. Yukarıya götürdük. Diğerleri hep su altında kaldı. Ne diyeceğiz? Yani bizim bütün hayallerimiz, eski hatıralarımız gitti. Yani köy gitti, her şey gitti. Biz istemiyorduk yapsa ama kimse ayaklama yapmadı. Bak şimdi Batı'da bir termik santrali yapıyorlar. Seni görüyorsunuz ne hareket yapıyorlar. Bak burası gitti, yani bir bölge gitti. Yani hiç kimse ne diye kusur kusur bir baktık. Ne yapacağız? Ne yapacağız zaten? Değmezdi göz. Hani bazıları diyor ki bu bölgeyi, yani bu barajı yaptı terörü azaltmak için. Ama terör uçakla da gitmiyor devletlere. Her yere gidiyor. Terör, terördür yani. Nereye giderse gidiyor. Ama millet muhacir oldu. Kullanım ömrü 50 yıl olan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesi, bölgedeki birçok yer gibi 12 bin yıllık Hasankeyf ilçesini de sular altında bırakacak. Son olarak tarihi çarşısı yıkılan Hasankeyf'te tahliye işlemleri hummalı bir şekilde sürüyor.
Resmi kayıtlara göre Ilısu Barajı tamamlandığında 85'i tamamen olmak üzere 200'e yakın yerleşim yeri sular altında kalacak. Bu da yaklaşık 55 bin insanın topraklarını kaybetmesi ve hayatlarının tamamen değişmesi anlamına geliyor. Bölgede en son 1990'lı yılların şiddet ortamı nedeniyle toplu olarak göç etmek zorunda kalan halk yine göç yollarında. Bu kez ceplerine arazilerinin istimlak ücretleri konularak ve yasalara uygun bir şekilde gönderildiler. Ancak 90'lı yılların aksine ne dönebildikleri bir köyleri ne de işleyebilecekleri toprakları kaldı geriye.